Peki piramitleri kimler inşa etti? Peki taşların nasıl getirildiği konusunda fikri olan var mı? Yapılan araştırmalara göre en mümkün ihtimal Nil Nehri üzerinden gemilerle getirilen tonlarca kireç taşları ve 15 milyondan fazla kireç taşı kullanıldı. Uzaylılar mı, öteki dünya varlıkları mı, yoksa 20 ton ağırlığındaki kayaları taşıyan insanlar mı? Buyurun işte cevap. Küleri kuşkusuz piramitlerin dünya dışı akıllı yaşam formları tarafından yaptırılması, önceleri piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığı düşünülmekteyken 1990 yılında bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukur gizemli bir mahzene açılır. Burası piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin mezarıdır. Yaklaşık 200 bin işçi çalışmaktaydı. Yani insan eliyle yapılmışa benziyor. Peki insanlar bu devasa piramidi nasıl yaptı? Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığı bugüne kadar hep bir soru işareti olarak kaldı. Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları, gizemli Mısır piramitlerinde yaptıkları araştırmada ıslak kum bulunduğu ve bu bileşenin piramit yapımına karşı önemli bir ipucu olduğunu belirttiler. Araştırmacıların yaptıkları açıklamalara göre gerekli kum ve su miktarının bileşenlerinde gerekli sertleşmeyi oluşturacağı iddia edildi. Kum ve su bileşenlerinin test edildiği araştırmada çöl kumunun gerekli su miktarı katılarak yoğun baskı uygulanması sonucu bekletilmesi ile normal kuma göre iki kat daha sert bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Peki Mısır piramitlerinin gizemleri nelerdir? Gerçekten bu gizem çözüldü mü? Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı rivayetler var fakat sizler için en doğru bilgileri hazırladık. Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır'a özgü olmayıp dünyanın başka yerlerinde de var. İşte piramitlerin gizemli özellikleri ve sırları. 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük yapay yani insan yapımı yapı olarak kabul edilmiş Mısır piramitleri kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya doğum ve tahta çıktığı günler olmak üzere yılda iki defa güneş girmektedir. Piramitlerin içerisinde ultrasound, radar ve sonar gibi cihazların çalışmamaktadır. Kirlenmiş suyu birkaç gün piramitin içinde bırakırsanız suyu temizlenmiş olarak bulursunuz. Mısır piramitlerinin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur. Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi yani 149 milyon 504 bin kilometre olarak vermektedir. Mısır piramitleri dünya haritası düz olarak esas alındığında dünyanın merkezinde bulunmaktadır. Yaralar piramidin içinde daha hızlı iyileşir. Çöp bidonu içerisindeki yemek artıkları piramitlerde hiç koku yaymadan çürümektedir. Bitkiler piramit içerisinde daha hızlı büyümektedir. Mumyalarda radyoaktif madde olduğu için mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür. Piramitlerin içerisindeki süt birkaç gün geçtikten sonra hiç bozulmadan yoğurt haline gelmektedir. Piramidin içerisine bırakılan su 5 hafta bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir. Piramitlerin bazı odalarının içerisinde ne olduğuna dair bir bilgi yok. Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde dönüp durdular ama içine göremediler.